Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeyim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle önümde duran bu güzel yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizin roba kısmını şişle ördüm. Alt kısmını ise tığ çalışması yaptım. 0-1 yaş grubu çocuklarımız için uygun bir çalışma. 1,5 ip kullandım. Hemen onu hatırlatmak istedim. Çünkü bazen az ip alabiliyoruz ve sonunda problem olabiliyor. Ölçümüze baktığımız zaman 35 santim uzunluğunda. Eline bakalım beden genişliğini. Beden genişliğini şöyle alttan tutuyorum. 27 santimde beden genişliği. Arkasını şöyle yakasını görelim ve arkasına bakalım. Yeleğimiz arkasından da bu şekilde görülmekte. 1-2-3-4-5-6 model arkada üçer, üçer de önlerde yine e, altı modelde önde olmuş oluyor. kollarımıza iki sıra modelimizi çalıştık Yakamıza aynı şekilde iki sıra modelimizi çalıştık. Evet şimdi bu e, hatırlatmalardan sonra. Yapımına geçelim ama öncesinde kanalıma abone değilseniz e, abone olarak e, ücretsizdir aboneliğimiz beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok çok mutlu olurum. Evet kolay gelsin diyerek bu güzel yeleğimizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin örgümüze hazırız şişimi aldım buçuk numaralı şişimi ve ipimi hazırladım ip olarak kartopunun baby one ipini kullanıyorum 100 gram anti peeling özelliği olan 250 metre bir ip böyle çok tatlı şeker pembesi renk numarası ise 782 şimdi ipimi şöyle bandını çıkarıyorum ipimin biraz uzatıyorum 75 tane ilmeğe yetecek kadar şişimi toplamaya başlıyorum. Nasıl toparlarsanız el alışkanlığınıza göre çalışmamızı başlatabilirsiniz. Çok sımsıkı olmasın, çok da gevşek olmasın. Şöyle şişimize rahat hareket edecek ilmeklerimizi toparlayalım. Toplamda 75 tane ilmek olunca hemen örgümüze başlayalım. 75 tane ilmeğimi şişime aldım. Şu şekilde bir tane düğümümü atıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Burada kenarları için farklı bir uygulama çalışacağız. İlk e, iki ilmeğimiz ve son iki ilmeğimiz üzerinde. Burası örgümüzün ters yönü. Bakınız sağ tarafta ipimiz. İlk önce ters yönünde haroşomuzu örerken kenarını ben e, düz çıkmasını istediğim için ama e, fark etmez derseniz sizler bildiğiniz şekliyle devam edebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum bakın örgümüzün ters yönünde haroşamızı bu şekilde başlattık ve diğer ilmeklerimi aradaki son iki ilmeğe kadar düz örüyorum haroşamı her iki yönden de düz örüyorum önden de arkadan da son iki ilmeğe kadar örgümün ters sırası birinciyi boşaldım ikinci ilmeği ters ördüm geri kalan son iki ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum son iki ilmeğime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm sondan bir önceki ilmeğimi ters örüyorum son ilmeğimi ise düz örerek sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün arkasını çeviriyoruz şimdi düz yöndeyiz bakınız burada ise şu şekilde örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz olarak diğer tarafta ters ördüğümüz örgümüzü. Burası örgümüzün ön yüzü. Bakın düz durdu. Şöyle ardından girerek örmeden şişime takıyorum. Ve bu şekilde kenar lastiğimizin şöyle düzgünce görünmesini sağlayacak düz bir görünüm. Örmeden aldım. Birinciyi Örmeden aldım, ikinciyi örmeden aldım. Sonrasında son iki ilmeğime kadar aradaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Düz yönden haroşamı oluşturuyorum. Her iki yönde de düz. Son iki ilmeğime geldim. Sondan bir önceki ilmeğimi örmeden şişime şu şekilde alıyorum son ilmeğimi ise düz yönde düz olarak ördüm şimdi bakın bir diş haroşamız ortaya çıktı arkasını çeviriyorum arkamızda yine biraz önceki yaptığımız işlemlerimizin aynını tekrar ediyor son iki ilmek ve baştaki iki ilmek üzerinde çalışmalarımız var diğer aradaki bütün ilmekler düz olarak devam edecek bakın örgümüzün arkasında ipimiz bakın burada ters örüyorum. Birinci ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki bütün ilmeklerimizi son ikiye varana kadar düz örüyorum. Son iki ilmekteyiz. Örgümüzün ters yönündeyiz ve sondan bir önceki ilmeğimi ters örüyorum. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Arkasına çeviriyorum. Tekrar düz yöndeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın düz olan şöyle düz ilmeğimi ardından girip şişimi örmeden alıyorum ve bu şekilde lastiğimizi böyle öreceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bir diş daha haroşamızı örelim. İliğimizi, ilk iliğimizi açalım. 3 diş haroşamı ördüm. 3. dişim bakınız tamamlayarak geliyorum. Şimdi 5 tane ilmeğim var. Son 2 ilmeğim ve 3 ilmeğim. 2 ilmeğimi 5 tanenin bakın buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Aynı anda ilk bu şekilde açıyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düzümü örüyorum. Sonrasında kenar ilmeğimi yine alıyorum. Son ilmeğimi de düz ördükten sonra birinci iliğimi açtım. Şimdi örgümün ters yönündeyim. İkinci ilmeğimi birinci örmeden aldım. İkinciyi ters örüyorum. Yine düz örerek ilerliyorum. İlk bu şekilde açılmış oldu. Düz devam edelim. 4 diş haroşamı ördüm ve şu şekilde ayraçlarımı da taktım ee, bölümlerine ayırdım şimdi sizlerle birlikte örgümüzün ön yönünden ayırma işlemlerimizi yaparak ilerleyelim şimdi önüm için Kenar patlarımız da dahil 15 tane ilmeğimizi ayırdım. Bir tane sağından ve solundan artış yapacağım ilmek. 9 tane kolum için tekrar bir tane sağından ve solundan artış yapacağım ilmek. Arkasından 23 tane ilmeğim arkamız için tekrar kolum için 9 ilmek. Aralarda bir tane de sağ ve sollarından artış yapacağımız yine patlarımız ve önümüz için toplamda 15 tane ilmeğimizi ayırdım. Kenar patlarımız 7 olarak düşündüm. 7 olarak bitene kadar haroşa devam edecek. 8'de e, önümüz için düz örgü şeklinde ilerleyecek. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz ve hemen ilerliyorum. Bakın kenarımız ne kadar güzel oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ardından şu şekilde girip şişime yine takıyorum. İki ilmeğim. Burası haroşamızı örüyoruz. Zaten bu yönde düz öreceğimiz için herhangi bir sayı saymamıza gerek yok. Haroşa düz ördüğümüz için ama yine de hatırlatmak için 2 4 6 7 tanesi kenar patımız. Geriye kalan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 toplamda kenar patımızla birlikte 15 tane ilmeğimizi önümüze düz olarak ördük. Şimdi ayıracımı çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimin sağında ve solunda artışımı yaparak e, omuzumuza başlıyoruz. Omuzum önümüzde kolumuzu ayırıyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğin önce sağına bakın arttım şu şekilde artışımızdır bu. Bir ilmeğimi düz ördüm. Hemen bir defa daha artışımı yaptım. Aradan 9 tane ilmeğimi kol için örüyorum. Bakınız bu bir kolumuza da önümüze de dahil değil. Bir ilmeğin sağından ve sonundan artmış Burası robamızın ayrım yeri. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmeği kolumuz için ördük. 9 ilmeğimi de ördükten sonra yeniden bitişi de artışlı olarak örelim. 9. ilmekten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve hemen bir defa daha artışımı yapıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Şu şekilde 23 tane ilmeğimi yeleğimin arkası için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

iliğimin arkası için işaretimi buradan çıkarıyorum ve bir defa şişimin üzerine ipimi alıyorum bir tane roba ayrımını örüyorum düz olarak tekrar bir ilmeğimin sonuna da bir artış yapıyorum ve kolum için 9 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9. ilmekten sonra atıyorum bir tane ilmeğimi. Bir artış yapıyorum. Düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimin sonuna da bir artış. Bir artış ilmeğimizin sağında bir artış, solunda ve buradan 15 ilmeğimin tamamını düz olarak örüyorum. Çünkü örgümüzün düz yönündeyiz. Kenar patımı da Düz öreceğim için, yani haroşamı ben düz yönden ördüğüm için düz ters ören arkadaşlarım 7 tane ilmeği ters örsünler. Kenar ilmeğimi en sondan bir önceki şişimi örmeden takıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bakın örgümüzün kenarı ne kadar muntazam oldu. Şimdi yaptığım işlemi bir defa üzerinden geçerek hatırlatmak istiyorum. 7 tane kenar patımı ördükten sonra 8 tane düz ilmeğimizi ördüm patlarımızı haroşeyi ters ören arkadaşlarımız için ayırmak istiyorum. 7 kenar patımı 8 tane ilmeğimiz e, düz. bir tane ilmeğimizin sağından ve solundan artışımızı yaparak ilk roba artışımızı yaptık. Bu artışımız için kullandığımız ilmeğimiz daha sonrasında 9 tane ilmeğimi ördüm. 9 ilmeğimi ördükten sonra bir artışımı yaptım, bir ilmeğimi ördüm, tekrar artışımı yaptım. 23 tane ilmeğimi düz örerek Diğer koluma doğru ilerledim. Yine diğer kolumu 23 tamamlandıktan sonra bir arttım. Bir düz oldum. Bir tane daha arttım. Ve 9 tane ilmeğimi ördüm. 9 ilmek sonunda yeniden bir tane artışım bir düz ördüm bir artışımı yaptım 8 tane yine düzümüz 7 tane de kenar patı için ben haroşa düz ördüğüm için düz ters ören arkadaşlarımız 7 tane kenar için eğer tersten örüyorlarsa e, kenar patımızı örecek toplamda önümüzde 15 tane ilmeğimiz var şimdi örgümün arkasını çeviriyorum arkada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi kenar patlarımız dışarısında yani 7 tane düzümü başlarken 7 ters de bitirirken düz örüyorum arkadaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum şimdi ikinci ilmeğim 3 4 düz örüyorum. Bakın kenarımı. 5 6 ve 7. 7 kenar patımı ördüm. 2 4 6 ve 7. Diğer 7 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Bakın şimdi örüyorum. Arttığım ilmeği de görüyoruz. Onu da ters aradaki bir ilmek de ters tekrar diğer tarafındaki artış yaptığım ilmeğim de ters ve bütün ilmekler bu şekilde son 7 ilmek kalana kadar örgümüzün arka yönünden ters olarak örülüyor ayrımımızı da bu şekilde bakın yaptık Ters ilmeklerim örerek geldim. Artış yerlerimde bakınız. Şöyle minik minik gözlerimiz oldu. Şimdi kenardaki 7 tane pat ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Örgümü arka yönünde. 3, 4, 5, 6 oldu. Ters olduğu için sondan bir önceyi düz ördüm. Ters ördüm. Ve kenarı düz örerek tamamladım. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi artışlarımızı yine devam ettireceğiz. Bu kez yapacağımız artışta bakınız şu aradaki e, düz olan ilmeklerimiz yine düz olarak örüyorum. Şurada bakın artış yaptığım yerin hemen bir önünde yani şuraya geldiğim zaman artış yaptığım ilmeğe geldiğim zaman hemen yeni artışımı yapıyorum. E, öncekinde bir artış yapıp bir örmüştüm bir artış yapmıştım burada ise bir artış yapıp üç tane düzümü örüp bir tane artış yapacağım. Önce artış bakın artışımın önüne gelip bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum. Düz örüyorum, düz örüyorum, düz örüyorum. İkinci artışımdan sonra yine bir daha artış yapıp şöyle gözlerimizi aşağıya doğru şey yelpaze gibi açmak için bu tarafa doğru dışa doğru şöyle açıyoruz. Şimdi üç tane düz ördükten sonra bir artışımı da yapıyorum. Buradaki dokuz ilmeğimi örüyorum. Yine ş artışımdan öncesinde hemen bir artış yapıp bir düz, iki düz, üç düzümü örüp bir tane artış yapıyorum. Aradaki 23 ilmeğimi örüyorum. Hemen artışım öncesi ipimi şişimin üzerine alıp artışımı yapıp üç düzümü örüp yine diğer ikinci artıştan sonraki artışımı yapıp bu şekilde örüyorum. Bu hatırlatmayı da arkadaşlarımız için yaptım. Yani sıkıntı çekmesin arkadaşlarımız, çok rahat örsünler diye. Şimdi kenar patlarımı örerek başlıyorum. Örmeden aldım. Düz devam ediyorum. 4 5 6 ve 7 kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi buradaki 8 ilmeğimi de örüyorum. Düz düz ördüm bakın. Bir önceki artış yaptığım yere kadar geldim. Bakın deliğin olduğu yere kadar geldim. Hemen buraya şişimin üzerine bir defa ipimi alıyorum. Diğer sırada arttığım. bakın şimdi düz örüyorum. Bir düz ördüm. 2 3 tane düzümü ördüm. 1 artış, 3 düz. Sonra yeniden şişimin üzerine ipimi aldım. Artışımı yapıyorum ve kolumu örmeye devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Tekrar bakın deliğin hemen yanına geldim. Hemen Deli. Bir önceki sırada burası delikti. Yani üzerine atmıştım. Şişimi üzerine ipimi atıyorum. Bir düz, iki düz, üç düzümü örüyorum. Şişimin üzerine tekrar ipimi atıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Bakın şu şekilde. Bir artış, üç düz, bir artış. Aradaki ilmeklerimi ördüm. Bir artış, üç düz, bir artış. Şimdi bu 23 ilmeğimizi örelim. Arkadaki ilmeklerimin tamamını ördüm. Hemen bir önceki sırada artış yaptığım yerdeyim. Şişimin üzerine ipimi aldım. Bir düz, iki düz, üç düzüm ördüm. Yeniden şişimin üzerine ipimi aldım. Ve diğer ilmeklerimi de aynı şekilde örüp artışlarımı yapacağım. Bu sırayı da beraber yapalım ki hiçbir sıkıntı çekmeyesiniz. Tekrar bakınız kolumuzun 9 ilmeğini ördüm. artışımı. Hemen yanındayım. Şişimin üzerine ipimi aldım. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Şişimin üzerine ipimi attım. Tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar patımı da düz ördüğüm için tekrar hatırlatmam istiyorum. Kenar patı tersten ören arkadaşlar bu 7 ilmeğimizi ters olarak örsünler. Evet. Örmeden aldım ve düz ördüm arkayı şimdi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örgümüzün ters yönünden bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Kenar patlarımız hariç bunları düz olarak ördüm ve ters olarak örüp geldim. Son 7 kenar patımı örmekteyim. Burayı düz olarak örüyorum patlarımı. Sondan bir öncesini ters ördüm, düz ördüm ve kenarımı şu şekilde çok muntazam çıkardım çeviriyorum. Örgümün tekrar düz yönündeyim. Şöyle görmenizi istiyorum bir. Puslandı şöyle yaklaştırayım. Bakınız. Açılmaya başladık. Bir ilmeğimiz 3 oldu. Şimdi ise yapacağımız işlem düz ilmeklerimizi öreceğiz. Bu sırada artmış olduğumuz ilmeklerimizin sayısına şöyle bakalım. Bakın 1 2 3 4 5. 1 de 3 oldu. Şu an 5 oldu. 5 tane ilmeğimizin önünden bir tane artıracağız. Bir de sonundan artırıp buradaki düz ilmeklerimizi aynen öreceğiz. Burada da aynı şekilde bir önceki sırada artışımın hemen önünden artışımı yapıyorum. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, beş düz örüp bir tane daha artış yapıp bu 23 ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenar patımı ve ilmeklerimi ör, ördüm önüm için. Artışımı yaptığım yerdeyim bakınız. Hemen bir önceki artışı yaptığım yeri arkadan ördüm. 1 2 3 dört, beş. Beş tane düz ilmeğimiz olacak şişimin üzerine bir tane artış yapıyorum bir önceki sıran hemen ördüğüm ilmeğin yanı başında şişimin üzerine ipimi aldım 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm bir tane daha şişimin üzerine ipimi aldım artışımı yaptım ve düz ilmeklerimi aynı işlemlerle örüyorum düz ördüm tekrar bakın artış yaptım ilmeğin yanındayım şişimin üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm 5. nin sonrasında artışımı yaptım ve bu şekilde örgümüzü tamamlayalım artışlarımızı yaparak düz yönden örgümüzü tamamladık bakınız 1 2 3. deliğimizi de bu şekilde hazırladık ajurlarımızı şu şekilde arada 5 tane ilmeğimiz oldu şimdi arkadan biraz önceki yaptığımız işlemlerimizi tekrar edelim kenar patlarımızı ve aradaki düzlerimizin hepsini arka yönde ters örelim kenar patlarım düz diğerlerini ters olarak örüp son artışımızda yeniden görüşelim Örgümüzün yeniden ön yüzündeyiz ve artışımızı yaptığımız yerdeyiz. Bakınız 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu. Şimdi 4. ajurumuzu yapmak için hazırız. Şimdi burada bakın bir önceki ajurumuzu yapmış olduğumuz yani gördüğünüz bu dili yapmış olduğumuz yerin hemen öncesinde şişimizin üzerine ipini alıyorum. İpimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane aradaki gördüğüm ilmeği örüyorum daha sonrasında aradaki düzlerimizi örerek ilerliyoruz bir artışımızı yaparak yine bakın şişimin üzerine ipimi aldım 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar artışımı yaptım ve ara ilmeklerimi örüyorum yani buradaki ilmeğimiz bir tanenin kenarından örmüştük sonra 3 5 ve 7 olarak ördük ve artışlarımızı bu şekilde yaptık aradaki ilmeklerimi yine örüyorum 4 tane delikli ajur üzerinden artışlarımızı yapacağız bundan sonra yeniden kuracağız bakın geldim hemen örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar Şişimin üzerine ipimi alıp örgümü devam ettiriyorum. Ve bu şekilde düz yönden artışlarımızı yapalım. Arkadan da terslerimizi ters yönden yani örgümüzün e, tersini örelim. Ve son sıramızda yani bir dahaki kurulumda yeniden görüşelim. Şu an dörder dörder yapacağız. Buradan ön yüzümü tamamlıyorum. Arkadan da ters örerek geliyorum. Yeni başlangıçta görüşelim. Dördüncü kez artışımızı yaptık 1 2 3 ve 4 şöyle bakalım ön yüzden ördüm arka yüzden de ters örgümü ördüm şimdi yeniden örgümüzü örmeye başlayacağız şimdi buradan yine aynı ilk bir tanenin kenarında artışlarımızı yapmıştık onu başlatıyoruz Onun içinde şöyle bakın artış sayımıza 1 2 3 4 4 tane ördükten sonra şu ana ilmeğimiz 5. bunun sağından ve solundan artıp tekrar kenarlarını öreceğiz. Şimdi şuradaki bölümümüzü örerek gelelim. Buradaki tam ortaya denk gelen yerimizin yeniden sağından ve solundan örerek şu işlemimizi tekrar ederek yine 1 3 5 7 9 şeklinde artışlarımızı yapalım. Şimdi şu kısmı örüyorum. Patımı ördüm. Düz ilmeklerimi yine örüyorum. düz ilmekleri ördüm. Bakınız deliğimin hemen yanına geldim. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü örüyorum. Beşinci bakın tam orta. İlla e, diye saymanıza da gerek yok. Hemen şöyle alttaki ilk ilmeğimizin kenarından yani sağından ve solundan artışımı yapıyorum. 1 2 3 4 bu şekilde de kolay olmakta. Şimdi tam ilmeğimi Ortadaki ilmeğime geldim. Bakın yeniden ikinci kez kuruyoruz ve diğer bütün işlemler aynı. Bir artışımı yapıp bir ördüm. Bir daha artışımı yapıp bütün ilmeklerimi örerek diğer artış yerime doğru ilerliyorum. Bakın yeniden. Diğer artış yerime geldim. Aşağıdaki ilmeğimi kenarından bir tane artışımı yapıyorum düz örüyorum bir artış daha yapıp devam ediyorum ve bütün bu ruba kısmımızdaki ajurlu yerlerde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz arkadan da yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz buradaki yapmış olduğumuz bir ilmeğin kenarından sağından ve solundan ördüğümüz bölümü arkadan ters olarak geliyoruz daha sonraki sıramızda bir artırıp üç düz örüyoruz daha sonraki sıramızda yani ön yüzde tekrar artacağımızda bir 5 oluyor 7 oluyor yani şu şekilde şimdi bir arttık İki, yani bir ilmeğimizin sağında ve solunda artış var. Bir ilmek. Tersten örüp geliyoruz. Düzden öreceğimizde bir olan sayımız şuradakilerle birlikte 3 olacak. Yani 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde artacak. Şuradaki gibi. Birinci sırada 1, bir, ikinci artışta 3, 5, 7 ve 9 oldu. Hepsini de tamamladık. Şöyle ikişer ikişer arttık. 1, 3, 5, 7. Ben robamı örmeye devam ediyorum. Bir tane dörtlü grup, iki tane dörtlü grup, üç tane dörtlü grubumu yaptım. Dördüncü olarak dörtlü grubuma başladım. Ve bir tane daha on diş haroşayı ördükten sonra iliğimi açtım. Ve şimdi biraz daha örüp ortadaki haroşamızı yapmaya hazır hale geleceğiz. Ama öncesinde bakınız şu şekilde yaptığımız işlemlerimizi görelim hiç farklılık yapmadan aynı şekilde dörder dörder artışlarımız sağ ve sol tarafta yapıyoruz dört tane tamamlandıktan sonra tam ortadaki ilmeğimizi bakın baştaki ortadaki ilmeğimizi yine sağından ve solundan e, artışımızı yaptık yine dört olunca tekrar tam ortadaki ilmeğimizin sağ ve solundan başladık ve son kez bakınız şurada dördüncü kez artışımı başlattım ve örmeye aynı işlemlerin tekrarıyla devam etmekteyim. Artışlarımızı 4'e tamamladım. 1 2 3 4 Dördüncü sıramızdaki artışımızın dördüncü sırasını ön yüzden yaptım. Şöyle bakalım bakınız. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz, üçüncü ve dördüncü grubumun dördüncü artışını yaptım. Ben haroşalarımı düz yönden ördüğüm için, yani önden ve arkadan düz olarak ördüğüm için, şimdi bu artışımı yaptım düz yönde. Arkasını çeviriyorum. Artık e, burada. Robamızı ortadan kesen haroşalarımızı bu sıramızda başlatıyoruz. Şimdi buradan ilk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters ördüm. Ve düz örmeye başlıyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. Arkadaki ters olan ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşaya dönüştürmek istiyorum. Önden ve arkadan düz öreceğiz ters ören arkadaşlarımız tabii ki haroşalarını ters olarak örecekler. Artış yerime doğru ilerliyorum. Bu arkadan da hem bakmış olalım. Evet. Ön yüzde artış yaptım. Yere geldim. Bakın 1, 2, 3, 4. Ön yüzde sadece artışımı yaptım. Arka yönde düz olarak örüyorum. Dördüncü ve son grubumuzda 1, 2, 3. Dördüncü ve son grubumuzda 4 olarak tamamladım. Burayı da düz örüyorum. 3 diş haroşa düz olana kadar örelim. Önden ve arkadan düz örelim. Bakın hemen haroşa görüntüsü oluştu. 3 diş haroşomuzu ördüm. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ayraçlarımı taktım. Bu ayraçlarımızı nereye taktık? Bu ayraçlarımızı artış yerimizden. Bakın bir tane ilmeğimizin sağından ve solundan artış yapmıştık. Onu takip eden ilmeğimizin tam bulunduğu noktaya ayraçımızı taktık. Yani şuradan saydığımda tam sarı ayracımın bulunduğu yer 32 tane ilmek yetmekte. Diğer ayracımı ise yine tam buradaki bir ilmeğimin karşılığına denk gelen ilmeğimi takıyorum ve bu ikisini şu şekilde birleştiriyoruz yani birleştirme işleminden önce şuradaki kesme işlemini yapıyoruz daha sonra da buradan birleştireceğiz buradan itibaren kesiyoruz diğerine de aynı şekilde yani bütün dört tane robamızın e, kenarlarındaki artış yerlerinin tamamını buradaki tek ilmeğimizin bulunduğu noktaya işaretimi taktım ve buradan kollarımızı kesmeye devam edeceğim. Örmeye başlıyorum. Bir ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi şu şekilde takıyorum. Ve devam ediyorum. Düz yönden örmeye. İlmeklerimi birer birer düz ördüm. İşaretimin olduğu yere doğru geldim. Ve yine buraya kadar düz örüyorum. 32. ilmeğimi de örüyorum ayracımı şöyle çıkarayım, bakınız. Bu ilmeğimizde kesme işlemimizi yapacağız. 32. ilmeğimi ördüm, buradan diğer işaretimin bulunduğu yere kadar e, robamızın kol kısmını oluşturmakta. Şimdi kolumuzu kesmeye başlayabiliriz. Şuradaki 32. ilmeğimle kesiyorum, son ilmeğimi önce örüyorum, sonra şu şekilde üzerinden atıyorum. İsterseniz şöyle iki ilmeği aynı anda örüp Sonra tekrar bu tarafa alıp devam ettirebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz bu şekilde örebilirsiniz. Şu ilk ilmeğimde örüyorum. Diğerinin üzerinden geçiriyorum. Hangi şekilde kesme işlemi kolay olacaksa bu şekilde işaretimize kadar keselim bakınız. Önce örüyorum sonra ilmeğimin içerisinde düz örüyorum. Düz örüyorum şişimi takıp geçiriyorum düz örüyorum şişimi takıp geçiriyorum düz örüp geçiriyorum ve kestiğim bakın çok düzgün ilmeği görelim işaretime kadar ilerliyorum Kesmeye buradan başlamıştık. Bütün ilmeklerimizi keserek geldim. Şimdi işaretimin bulunduğu noktaya İki ilmeğim kaldı. Onları da kesiyorum aynı şekilde. Bu işaretli ilmeğimi de kesiyorum. Tabii önce çıkaralım, sonra uğraşmayalım. Kolumuzu kestik. Burası arkamız. Diğer işaretimi taktım ama düşmüş beyaz işaretim. Yine tam ortaya kadar örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan düz örüyorum. Örgümün düz yönü olduğu için. İşaretimin bulunduğu yere kadar geldim arkamızda tamamlandı. Şimdi diğer kolumuzu kestiğimiz gibi buradaki kolumuzu da kesme işlemi yaparak tamamlıyoruz. Ortadaki ilmeği ördüm. Diğer sarı işaretime kadar ilerliyorum. Bir tanesini örüp bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir örüyorum, geçiriyorum. Örüyorum. Farklı yöntemlerle de tabii ki kesebilirsiniz. kesme işlemini yaptım bir tane ilmeğim kaldı bakınız işaretimi taktım işaretimi buradan çıkarıyorum ve o ilmeğimi de şöyle örüyorum ve diğer önümüzü 32 ilmek örerek tamamlıyoruz ve bu şekilde kollarımızı belirledik ve kestik şimdi bu aşamadan sonra kol altlarından birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Şöyle bakalım bakınız. Her iki kolumuzu da çok güzel kestik. Çok düzgün. Şimdi önü örelim ve tamamlayalım. Kollarımızı şu şekilde görmekteyiz. Örgümün arka tarafındayım. Kenarlarımı yine düz olarak örüyorum. 2. ilmeğimi örgümüzün her zaman ters örüyorum. Kenar patlarımı ördüm. 7 ilmeğimi ördüm. 2 4 6 7. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Ve kol altımdan artışımı yapmak için ters örgülerimle ilerliyorum. son ilmeğime gelene kadar örüyorum ters son iki ilmeğim kaldı ve son ilmeğimi örüyorum burada kol altında biraz rahatlık vermek için çalışıyorum artış yapıyorum bakınız şu şekilde bir tane arttım parmağıma doladım 2 bakın parmağıma şu şekilde doluyorum 3 parmağıma doladım 4 doladım 5 doladım 6 ve 7 7 tane ilmeğimi arttım 7 artışımı yaptıktan sonra şişimi şöyle kenara çektim buradan tekrar arkama ters olarak örüyorum bütün ilmeklerimi ters ilk ilmeği aldım ters ördük diğer kol altımıza da 7 artışımızı yapalım Arkamızı örerek geldim kolumun bulunduğu noktadayım 7 tane artışı buraya yapalım yine 1 2 3 4 bakın şu şekilde tutuyorum çarpanın altından 5 6 7 alıyorum tekrar şöyle önümüzü örmeye başlıyorum yaklaştırıyorum ters örüyorum örgümün ters yönde olduğu için yedişer yedişer kol altlarımızı da artırdım ve arkadan örelim ve tamamlayalım artışlarımızı yaptık kol altından şimdi kesmeye başlayabiliriz buradan keserek tamamlıyorum şöyle yaklaştırıyorum ilmeklerimi isterseniz tığ ile isterseniz şiş ile kesme işlemimizi yapalım nasıl kolayınıza geliyorsa birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi her zaman örmeden alıyordum son sıram olduğu için örüyorum ve kesiyorum şöyle takıyorum kestiğim ilmeği bir sonraki ilmekle birlikte örüyorum ilmeğimi takıyorum. Bir sonraki ilmeğimle birlikte düz örüyorum ve tekrar sol elimdeki şişime takıyorum. İkisini ördüm ve örmediğim ilmeği alıyorum. Şişime tekrar geçiriyorum ve birer birer bu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Artık şişimizde olan işlemimiz bitecek. Tığımızda olan bölümümüze Geçeceğiz bundan sonra kestiğim yeri görmenizi istiyorum bakın şu şekilde ilerleyelim Bunun altına artış yaptığımız yerlere kadar geldim şimdi orayı da birlikte keselim takıyorum ve bir tane artmış olduğum ilmeğimi ilave ederek örüyorum. tekrar şişimi takıyorum bir ilmeğimi alıyorum hiç örülmediği için tabi haliyle burası biraz sık olabiliyor alıyorum tekrar şişimi geçiriyorum hem ördüm hem de yeni artış yaptığım ilmeğimi örüyorum tekrar takıyorum bir sonraki ilmeğimi alıyorum ve bakın hiç farklı işlem yapmadık. Bu şekilde 7 ilmeğimizin hepsini birer birer örerek tamamlıyoruz. Takıyorum. Alıyorum. Ve yeniden arkamıza geçtim. Kol altımızı tamamladıktan sonra. Bakın bu şekilde ilmeğimizi de oluşturduk. Şimdi diğer kolumuzu da arkamızda aynı şekilde örelim. Sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Sona kadar ilmeklerimi birer birer keserek geldim. En son iki tane ilmeğim kaldı. Her ikisini de şu şekilde kesiyorum. Ve ilmeğimi uzatıp şişimi artık yana çekiyorum ve şişten ördüğüm robama şu şekilde. Bakıyorum artık şişten tamamen çıkardık şişimiz olmadan robamıza bakalım. Çok tatlı oldu bakınız, gayet güzel, çok şık bir çalışma. Arkasını da çeviriyorum Arkası da bu şekilde görülmekte. Şimdi e, buradaki tek ilmeğimizi, yani ipimizi koparmıyorum, tığımı alıyorum. Ben e, iki buçuk numara tığımı kullanıyorum. Eliniz çok sıkıysa 3 numara olabilir ya da ipiniz kalınsa 3 numara tığlarımızı da tercih edebilirsiniz. Şimdi buradan itibaren modelimizin yerlerini hazırlamaya başlıyoruz ve ile olan alt bölümünü çalışıyoruz. Tığıma ilmeğimi geçirdim ve zincirimi çekerek başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yönünü çevirdim ve eee travzanlarımız için zeminimizi kurmaya hazırız. Zincirimizin olduğu kenar ilmeğimizin yanına bakınız. Hemen dibi değil, bir yanına batıyorum bakın. Dibi değil, bir yanına batıyorum. Yani bir tane ilmeği atlamış oldu. Şu şekilde bir tane minik yuva kurdum. Ve yanına 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Buradan bir ilmek atlıyorum. Bakın şöyle gözden belirli olmakta. Şuradan 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. ilmeğe gelerek batıyorum. Tekrar göstermek istiyorum batığım yeri. Hemen yana 1 2 3 4 ve 5. Beş. 5. ilmeğime gelerek battım. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çektim. Ve yeniden sayıyorum. 1 2 3'e battım. 2 i̇ki katın ikisini de aldım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Ve yeniden sayıyorum. 1 2 3. ilmeğin bulunduğu noktaya batıyorum. Ve devam ediyorum. Artık şuradaki çalışmış olduğumuz bölümü sona kadar ilerletiyorum. Yani 6 3 3 6 3 3 6 zincirimizi 5. ilmeğimize batıyoruz. 3. 3 üç zincirimizi 3. ilmeğimize 3 üç zincirimizi 3. ilmeğimize batarak yerleştiriyoruz ve şu şekilde minik yuvalar bir tane de büyük yuva hazırlıyoruz. Şimdi sıra 6 tane zincirimizin olduğu yuvayı hazırlamakta. 1 2 3 4 5 ve 6 ve sayıyorum 1 2 3 4 5 5'e batıyorum katın ikisini alarak 1 2 3 sayıyorum 1 2 üçüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 3. 1 2 3 üçüncüye batıyorum. Tekrar 6 tane zincir 1 2 3 4 5 ve 6 ve sayıyorum 1 2 3 4 ve 5. 5'e battım. 5'ten sonra 5'e battım 6'yı yeniden hazırlıyoruz. Bakınız bir modelimiz altımız 1 6 2 6 3 tane 6 oldu ön kısımda. Şimdi kola doğru devam ediyorum ve 3 tane zincir çekiyorum ve sayıyorum. 1 2 yine 3.'ye batıyorum. Tekrar 1 2 3 1 2 3.'ye batıyorum. 6 zincir 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 ve 5'e batıyorum. 6 zinciri 5.'ye batıyorum. 3'leri ise üçüncüye batıyorum. 3 Üç zincir çektim. 1 2 3'e batıyorum. İkinci kez 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3'e batıyorum. Şimdi Buraya kadar yapmış olduğumuz işlemin tekrarlarıyla ilerliyoruz. Sadece şu kısmını atlıyorum. 6 tane zincir çekip 5. yuvaya batıyoruz. 3 tane zincir çekip 3.ye, 3 üç tane zincir çekip 3. Yani e, sıramızın sonuna kadar bir tane altı zincirlik bölümümüz, iki tane de yan yana üçer zincirlik bölümümüz olacak ve sıramızın sonunda e, şöyle bir tane yuva bitireceğiz. Şimdi devam edelim. Sıramızın sonunda yeniden birlikte olalım. Yuvalarımızı arkadan da örmeye devam ettik ve sona kadar geldik. Burada dikkat etmenizi istediğim bir tane önemli noktamız var. Şuradaki büyük yuvalarımız bizim için önemli. Modelimizi burada kuracağız. Bir tane önümüzde bakınız. Bir büyük, iki büyük, üç tane büyük yuva tam önümüze denk gelmekte. Burada da diğer önümüzde de aynı şekilde üç tane büyük yuvamızın olması gerekmekte. Bir, 2-3 buna dikkat edelim eğer fazla ya da eksik olacak olursa eğer farklı sayılarda örüyorsanız o zaman şu arkada mesela 3 batıyoruz ya dördüncüye batabilirsiniz 5 batıyoruz ya yani beşinciye batıyoruz ya altıncıya batıp birkaç sıra bir ileri bir geri gelerek buradaki ayarlamayı yapabilirsiniz bu önlerimizin her ikisinin aynı sayıda olması çok önemli Evet şimdi 6 tane zincirimi çektim. 5. zincirimin içerisine battım ve en sonu yapmak için hazırım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitişte zincir. Diğer tarafta 5 tane zincir çekmiştim. Başlangıçtaki şu kısma gelerek başını doladığım tığımı şuradaki kenar ilmeklerimin her ikisini de alarak 1 ve 2 olarak örüyorum ve birinci sıramı bu şekilde tamamlıyorum şimdi üzerine zincir çekerek başlıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim örgümün arkasını çevirdim şimdi burada direkt 6 tane zincirimin içerisine doldurmakla başlıyorum tığımın başını bir defa doluyorum buraya giriyorum bir doladığım tığımı bakınız ipimi 3 defa da örüyorum 1 2 3 bir tane trabzan ördüm tekrar doluyorum 1 2 3 2 tane trabzan ördüm 3. trabzanı örüyorum 3. trabzanımı da 1 2 3 aynı şekilde ördüm yalnız 3.'ünün üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çektim şuradaki zincirimin bitişiyle trabzanımın tepesine yandan girerek bir tane kirpik örüyorum iki tanesinin üzerine kirpik örmedim üçüncüye üç tane zincirden oluşan bir tane kirpiğimi yerleştirdim hemen yanına dördüncü trabzanımı örüyorum üzerine kirpik yapmıyorum 5. trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 5. trabzanımın üzerine de yine 1 2 3 zincirimi çekip zincirimin bitişiyle trabzanımın yanından girerek bir tane kirpik örüyorum Altıncı trabzanımı örüyorum. Yine düz örüyorum. Yedinci trabzanımı yine kirpikle öreceğim. Yedinci trabzanım. Bir, iki, üç tane zincirimi çekip yandan giriyorum ve kapatıyorum. Yedinci trabzanımı da kirpikle ördüm. Sekizinci trabzanımı yine düz örüyorum. Dokuzuncu trabzanıma Yine üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekip şuradan yan yuvadan girerek kirpiğimi oluşturuyorum. 10. trabzanımı düz örüyorum. E şöyle bakıyorum bakınız. Kaç tane kirpik olduğuna. 1, 2, 3, 4. 11. trabzanıma da 5. kirpiğimi yapıyorum. 1, 2, 3. 5. kirpiğimi de yaptıktan sonra Yana iki tane düz e, kirpiksiz trabzanımı örüyorum. Başlangıçta da iki tane düz trabzanımla başlamıştım. Şöyle görmenizi istiyorum. Yaptığımız işlemimize bakalım. Bir defa dolayıp üç defada çektiğimiz iki tane trabzan ördüm. Üçüncüsünün üzerine kirpik ördüm. Dördüncüsünü düz ördüm. Beşincinin üzerine yine kirpik ördüm. Altıyı düz ördüm. Yedincinin üzerine kirpik ördüm. Sekizi düz ördüm. Dokuzuncunun üzerine kirpik ördüm. Onu düz ördüm. On birincinin üzerine kirpik ördüm. 12 ve 13'ü de düz ördüm. İki başlangıçta. İki de sonda boş trabzanım ördüm, 5 tane de kirpiğimi Aralarında birer düz trabzan olarak ördüm. Şimdi hiç zincir çekmeden en son trabzanımı tamamladıktan sonra şurada minik yuvamızda 3 tane zincirimiz vardı. Altından giriyorum, bir tane sık iğnemle kapatıyorum. Şöyle bakın, altından girdim, sık iğnemle kapatıyorum. Araya bir 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer 3 zincirin altından girerek kapatıyorum ve buraya bir tane minik yuva kuruyorum. Evet, şimdi tekrar buradaki şu ilk grupta yapmış olduğum trabzan sıralamasının aynısını buradaki altı zincirimin içine yapıyorum. İlk önce ne yapıyorduk? 2 tane trabzanın boş örüyorum. Bir doluyorum, 3 defada çektiğim birinci trabzanım ikinci trabzan ikisini boş ördüm üçüncü trabzanımı örüyorum ve ilk kirpiğimin üçüncünün üzerine çalışıyorum üç tane zincir çektim yandan girdim birinci kirpiğimi ördüm beş tane kirpik olana kadar arasında bir boşla devam edeceğim hemen kirpik sonrası boş olan trabzanımı örüyorum şimdi ikinci kirpiğimi örüyorum 1 2 3 yandan giriyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum. Hemen bir tane boş trabzanım. Şimdi kirpikli trabzanım. Bir boş bir kirpikli olacak. 3 zincir yandan girişimi yapıyorum. Tekrar bir tane düz. Şimdi kirpikli. 1, 2, 3 yandan girişimi yapıyorum. 4 tane oldu ve bir tane düz 5 ve son kirpikli trabzan için yerimi şöyle biraz rahatlattım 1 2 3 yandan giriyorum ve en son başta da olduğu gibi iki tane düz trabzan örüyorum 5 kirpiğimden sonra 5 tane kirpiğimizi Arka arkaya aralarında birer boş trabzan ördüm ve 5. trabzanım sonrasında 2 tane düz trabzanımı ördüm. Şimdi hiç zincir çekmeden yandaki ilk 3 zincirlik yuvaya altından atarak kapatıyorum. 1-2-3 tane zincir çekip diğer 3 zincirin altından giriyorum ve yine 6 tane zincirimin bulunduğu noktaya gelip şuradaki çalışmış olduğumuz işlemlerin birebir aynısıyla tekrar edip sona kadar ilerleyelim. Buradaki yaptığım işlemin aynını yapıyorum ve sona kadar geliyorum. Trabzanlarımızı birer birer örerek geldim ve sıramın yeniden başındayım. Şöyle bakalım bakınız ne kadar güzel durdu. Kaç tane modelimizin sığdığına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve toplamda 12. sıramız son sıramız 3'er önlerde 6 tane de arkada modelimiz yerleşti. Şimdi en son trabzan grubumuzu ördüm. Bütün trabzanlarımızı ördüm. 5 tane kipiğim tamam oldu. Son 2 tane trabzanımı da ördükten sonra en sonda bakın şurada minik bir yuvamız vardı. Buraya tığımın başında doluyorum. İçine giriyorum. 3 defa da örüyorum. 1 2 ve 3 3 defa örerek çıktım yukarıya doğru ve sonrasında 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum burada 5 tane kirpiğimin olduğu bölüm vardı birinci kirpiğimi atlıyorum ikinci kirpiğime şöyle batıyorum ve buraya sabitliyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum bir kirpik atlayıp diğer kirpiğime batarak yeni yuvamı kuruyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum çektiğim bu zinciri şurada 3 zincir çekmiştim buraya alttan giriyorum kapatıyorum sık iğnemle 1 2 3 4 5 6 zincir yeniden çekiyorum 1. kirpiğimi atlayıp ikinci kirpiğime batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 kirpik atlayıp diğer kirpiğime batıyorum. Bu sıramız örgümüzün arka yüzü ve yeni yuvalar kuruyoruz bakınız. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tam ortadaki 3 zincirin bulunduğu yere alttan giriyorum. Ve yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Birinci kirpiğimi atlayıp ikinci kirpiğime batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir kirpik atlayıp ikincisine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir kirpik atlayıp ortaya batıyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bir kirpik atlayıp ikincisine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bir atlayıp diğerine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortaya alttan batıyorum ve bu şekilde sıramın sonuna kadar yeni yuvalarımız için zeminimizi hazırlıyoruz. Yuvalarımızı kurarak geldim. En son çiçeğimizdeyiz. En son çiçeğimizde 4 tane zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki yuvaya giriyorum. ve 3 defa da yukarı çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekip örgümün yönünü düzeltiyorum. Ve buradaki ortadaki Bakın tam ortadaki kirpiğimizin üzerine gelen yani tam merkezdeki yeri bu aşağıdaki trabzan grubumuzun aynını yerleştiriyoruz. Yani şöyle tam ortaya zincirim bitti. Tığımın başını doluyorum. İki tane boş trabzanımı öncelikle örüyorum. Bir, iki, üç defada çektiğimi artık e, biliyoruz. İkisini ördüm. Şimdi üçüncü ve ilk kirpikle olan grubumu başlatıyorum. Bir yandan giriyorum. Bir kirpik, bir düz. Kirpiksiz çalışıyorum. Şimdi ikinci kirpikliği çalışıyorum. 1 2 3 giriyorum. Şimdi düz. Tekrar kirpikle 1 2 3 yandan giriyorum. Bir tane düz trabzanımı örüyorum. Şöyle sıkıştırıp zeminimi hazırladım. Şimdi 3 tane kirpiğimiz olmuş. 4. kirpiklimiz için trabzanı hazırladım. 1, 2, 3 zincirimi çekip yandan giriyorum. Ve hemen yanına bir tane trabzanımı örüyorum. Şimdi 5. kirpiğimizi çalışacağımız trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 yandan giriyorum. Evet 5 tane kirpiğimizi ve 2 tane öncesinde boşumuzu çalıştık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi iki trabzan düz örüyorum. 1 doluyorum. İkinciyi örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. Şöyle görelim bakınız. Modelimizi yerleştirdim. Son trabzanımızdan sonra hemen yandaki 6 zincir çektiğim yere geliyorum. Batıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincir çekip yandaki zincirime giriyorum ve tığımın başını dolayarak tıpkı buradaki çalıştığım grubun aynını buraya da örüyorum artık bütün işlemlerimiz birbirinin tekrarı sevgili arkadaşlar Umarım aklınızda hiç soru işareti kalmamıştır. Öyle olduysa çok çok sevinirim. Sizleri zahmete sokmak istemem açıkçası. Bir düz ördüm. Şimdi şöyle ipimi açmıştım. Şöyle karışımı düzeltiyorum. İpimi açtım. Kalan kirpiklerimi de tamamladım. Şimdi en son iki trabzanımı örmüştüm. Hemen yandakine hiç zincir çekmeden batıyorum. Bir, iki, üç tane ara zincirini çekip Giriyorum alttan tığımın başını dolayarak yine trabzanlarımı örüyorum ve bu işlemlerimizin tekrarıyla e, yeleğimizi yeterli uzunluk ölçüsüne ulaşana kadar örmeye devam edelim. Eğer takıldığınız herhangi bir nokta olursa hemen videomuzu birazcık başa saralım. Burada şuradaki geçişimizdeki altışar zincirlerimizi nereye batacağımıza tekrar e, hatırlayalım ve sonra sıkıntısızca yukarıya doğru yani yeleğimizin bitimine doğru ilerleyelim. Umarım çok çok kolay örersiniz ve ördükçe modelimizi görünce çok beğenirsiniz. Evet şimdi size de bana da kolay gelsin. Şöyle biraz büyütelim. Yeleğimi ben örmeye devam ettim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yeterli oldu. Yeleğimizin büyüklüğüne yani başlangıç sayımıza göre gayet yeterli bir sayı oldu eğer ipiniz ince ise birazcık daha örmeniz gerekebilir ben hemen ölçümü vermek istiyorum en üst seviyeden bakınız en üst seviyeden şöyle tutuyorum en sivri yerden uç kısma kadar baktığımda 35 santim olduğunu görüyorum şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman yeleğimizi daha da yani birazcık daha uzayabileceğini göreceksiniz 36 buçuk yani 35 buçuk geldi yani bu şu seviye normal ölçümüz gayet yeterli Evet şimdi bitişi de sizlerle birlikte yapalım en son sonra kola geçelim ben kolun birisini örerek tamamladım zincirimi çektim hemen boşluğa giriyorum 1 2 3 diyorum bir tane zincir çekip düğümü atıyorum ve buradan ipimi kesiyorum yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum İpimi kestikten sonra hatırlatmamı yapayım. Ben e, ikinci ipime başladım. Nereden başladım? Şöyle ipimi örgümün arkasından göstermek istiyorum. Buraya kadar robamda e, yeleğimin tığ ile ördüğüm kısmım tam şuraya kadar ördüm. Şuradan sonrasında yani buradan sonra şu 3 sırayı gördüğünüz 3 sırayı yeni ipimle ördüm. Kolumuzu ben vaktim vardı kolumun bir tanesini de ördüm. Bu yeni ipimle ördüm. Ee, sadece bir ipimiz bizi buraya kadar getirdi. Yani şuraya kadar getirdi. Şöyle bağı içeriği özellikle gizlemedim ki gösterebileyim diye. Robamı ördü. 2, 4, 5 sıra ördü. Kalan 2 sıra için yeni ipimiz gerekti. Tabi e, buradaki görmüş olduğunuz kolumuzu da yine yeni ipimle ördüm. Evet, kolumuzun diğerini de sizlerle birlikte örelim. 4 tane model kullandım. 1 2, 2 de diğer tarafta 4. Bir de yakamıza yapacağız. Yani iki tane ipimiz kesinlikle bize gerekmekte. Kol altımızdan örmeye başlayalım. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın kol altının şuradaki şöyle şu bölümünden modelimizi başlatarak şu kısma ilk önce kurduk hemen yan dönüşümüze modelimizi kurduk ki burada yanda iki tane diğer yanda da iki tane olsun kol altını ise sadece geçiş olarak kullandık kol altını model uygulamadık bir iki rahatsızlık vermesin bir tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum tam şuraya giriyorum bakın 1 2 3 diş haroşamızın kolla bağlantılı olan yerinin şu boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum ve saymaya başlıyorum. Gövdemizde 5.ye batmıştık. Kolumuzda 6.ya batacağız. 1 2 3 4 5 ve 6'ya batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. bölüme gelerek batıyorum ve tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zinciri de diğer tarafta üçüncüye batmıştık. Kolumuzda 4'e batıyoruz. Toparlanma istemediğimiz için. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 4'e batıyorum. Tam şöyle güzel alayım katı. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 bu dilimizi aslında sadece birer ilmek ileriye battık ama temel teknikte aynı kurduk bir tane büyüğümüz iki küçük zincirimiz bir altı tane zincirimiz iki tane 3 3 zincirimiz devam ediyorum 1 2 3 1 2 3 ve 4 1 2 3 1 2 3 ve 4 şöyle iki kat olarak batalım 1 2 3 4 5 ve 6'ya batıyor 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ve 6'ya batıyorum tam başlangıçtaki gibi 3 tane trabzanımızın gövde kısmının oradan bitti şimdi kol altına geçiyoruz buraya 1 2 3 4 tane zincir çekelim ve 1 2 3 4'üncüye batalım Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve başlangıç yerimin hemen şuradaki yana batıyorum. Hem buraya gelmiyorum. Bakınız şu kısma batıyorum. Zaten 2 tane trabzanım yani 2 tane 3'er 4'er zincirim yan yana oldu. Bu kol altımız için. Şimdi kaç tane olduğunu hemen kontrol ediyorum. Bir tane altım var. İkinci altım üçüncü altı ve dördüncü altı grubumu ördüm ve buradaki zincirlerimden sonra tığımın başını dolayarak girdim altın içine aynı şekilde örüyorum burada artık farklı bir işlem yapmıyoruz aynı işlemlerimi tekrar ediyorum iki trabzanımı ve üçüncü trabzanımı ördüm bir iki üç zincirimi çekip yandan girdim ve bir tane boş bir trabzan örüp üzerine yeniden 3 zincirimi çektim tekrar 1 2 3 yandan yani gövdede ördüğümüz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz farklı bir işlem çalışmıyoruz Er zincirimizi 1 2 3 4 oldu yine 5 tane kirpikli trabzanımız olacak 1 2 3 son iki tane trabzanımı örüyorum son iki ördüm son iki ördükten sonra bakınız 1 2 3 4 5 yandaki gruba batıyorum 1 2 3 zincir çekip diğer yandaki zincirime giriyorum ve buradaki altılı grubumu örmeye başlıyorum aynı şekilde örelim ve sonda yeniden görüşelim yeleğimizin kolunun ikinci sırasına çıkmak için hazırız hemen aynı işlemlerin tekrarıyla geldim yeleğimizde arkasını döndüğümüz yeri şimdi ikinci sıraya yuvarlak olarak ördüğümüz için geçiş yapacağız aradaki 3 zincirimi çektim buradaki 5 kirpikli olan gruptan sonra. Şimdi üst sıraya 6 tane zincir çekerek çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. kirpiğe değil, ikinci kirpiğin içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 1 atlayıp diğerine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. Aynı işlemlerimiz aslında çalıştığımız ortadaki 3 zincirin altından girip sık iğnemle kapatıyorum ve şöyle 6 zincir çektim ikinci kirpiğe battım 6 zincir çektim bir atladım yanındakine battım ve yine son kirpiğimizi atlayıp araya battım buradan yine 1 2 3 4 5 ve 6 bir atlayıp ikinci kirpiğime batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 bir atlayıp ikiye batıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 araya giriyorum 6 6 zincirlerimizi çektim ve en son 6. zincirimi de çektim ortaya batıyorum diğer yerden kol altından 6 altı zincirle çıkışımızı yapmıştık şu şekilde bakınız tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum tam o kol altı burası tığımın başını dolayarak ortadaki zincirimin içerisine gelip şuradaki görmüş olduğumuz şu kısmı çalışmaya başlıyorum iki trabzanım üçüncü trabzanım kirpikli 1 2 ve 3 Yandan giriyorum. Yani biraz hızlı gibi ördüm ama işlemimiz aynı tekrarlardan oluştuğu için sadece gösterme amaçlı çalıştım. 3 tane zincirim çektim ve bütün kirpiklerimizi aynı şekilde tekrarlarla sona kadar gelelim. En son 3 tane zincirimi çektim. Başlangıç noktamın bulunduğu yere geldim. Diğer karşıdaki zincire batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra kolumu tamamlıyorum. Diğer kolumu ben daha önce yapmıştım söylediğim gibi. Bu şekilde de siz diğer kolumuzu da çalışırsanız ve yeleğimiz sona doğru biraz daha yaklaşmış olur. Şimdi içe doğru ipimizi alarak gizliyorum. yakamıza başlamak için hazırız. Yakamızda e, başlayacağımız nokta bu kenar patımızın hemen yanı başı olacak. Kenar patımızın içerisine girmiyoruz. Şuradaki ilk ilmekten başlıyorum. İlk ilmeğime şöyle batıyorum. Alttan girerek 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. 6 zincirimi çektim. 1 İki üsttekileri sayıyorum bakınız. 1 2 3 4 5.ye batıyorum. Ama şöyle altından alıyorum sayerken bu şekilde saydım ama şöyle iki kat alalım ki eee sülmesin. 1 2 3 tane zincirimi çektim. 1 2 3.cüye batıyorum. Yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3.ye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Alttan giriyorum. 6 zincirimi 5.ye batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip üçüncüye batıyorum. 1 2 3. 1 2 3 zincir çekip 1 2 3. yeniden batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 alttan şöyle alarak giriyorum. Ve bu şekilde iki tane üçlü bir tane altılı örerek başa kadar gelelim diğer şuradaki haroşamızın olduğu yere geçmeyelim şurada bırakalım Sıramı tamamladım. Sona kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5. En son şuradaki haroşamın yanındaki ilmeğe girerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Ve hemen trabzanlarımla tıpkı aşağıdaki çalıştığım gibi kirpiklerimi örmeye başlıyorum. Öncesinde iki trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı yine kirpikli çalışıyorum 1 2 3 yandan giriyorum kapatıyorum bir tane düz bir kirpikli 1 2 3 6 tane 5 tane kirpik olana kadar örelim 5 tane kirpiğimi ve 2 tane de boş trabzanımı ördüm Yine aynı şekilde yandaki 3 tane zincirin içerisine sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip yine yandaki 3 zincire batıyorum. Ve şöyle çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki 6 trabzanımın içini aynı işlemlerimle dolduruyorum. Ve uç noktaya kadar trabzanımı ve kirpiklerimi örüyorum. Yakamızı son trabzanımıza varana kadar ördüm. Buradan başlamıştım. Arkasını şu şekilde dolanarak geldim. Ve görmüş olduğunuz gibi en son noktadayım. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz ve yeni yuvalarımızı kurmaya başlıyoruz. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8. Burada 8 tane zincir çekelim. Çünkü genişleyeceği için 6 zincir kasabilir. 1 2. Biri atlayıp ikinciye batıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bir atlayıp ikinci kirpiğimizin içerisine giriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Burada yaptığımız işlem sadece zincir sayısını artırmak oldu araya girdim sık iğnemle 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir atlayıp ikinciye batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 araya giriyorum 8'er zincir çekerek devam ediyorum Sıramı tamamladım. Uca kadar geldim. Burası iki sırada döneceğimiz için şu aşağıya geçmemize gerek yok. Buradan bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Ve buradan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine aynı işlemimizi yapacağız. Sadece şu arada 3 zincir çekiyorduk. 4 tane zincir çekeceğiz şu aralara batmak için. Trabzanlarımızın sayısı da aynı. Yeleğimizin iç kısmında ördüğümüzde aynı katına dikkat ediyorum ayrılmasına izin vermiyorum iki tane trabzanımı öncesinde örüyorum üçüncü kirpikle çalışıyorum grubumuzu tamamladım 1 2 3 4 ve 5 iki trabzanımı ördüm hemen yana batıyorum Araya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ki şu kısım e, büzmesin. Karşı tarafa batıyorum. Aralar zincirimizi bir tane artırdık. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Ve yine aynı şekilde işlemlerimi devam ettirerek yakamın sonuna kadar ilerliyorum. Ara zincirimizi 4 çekelim unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Son olarak yakasını da ördük, düğmelerimi de diktim. Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle arkasını çeviriyorum. Arkasından da görelim. Çok güzel oldu. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.